Ya şimdi bunun üzerinde not, puan sorulur mu Allah aşkınıza? Daha sizin puanlarınızı soracağız. Ya puan. Ne Puanları puanı? soracağız. Hadi bakalım, gelin bakalım. Aa. Peki. Peki. Sevgili seyirciler, şimdi biraz sakin olalım. Biraz sakin olalım. Biraz sakin olalım ki puanları hızlı hızlı alalım. Artık daha fazla bekletmeyelim. Onlar da çok çok heyecanlılar. İlk olarak sahneye Miktat çıkmıştı. Miktat için puanları alalım. Metin abicim, sizinkiler sanki hazır gibi. Bilgisayardaki arkadaşlarımız şu anda her puanı kaydedecekler ve ortalamasını alacaklar. Miktat kardeşimin yorumladığı sev yeter 10. 10. Neredesin sen? 9. 9. Avuçlarında hala sıcaklığın var. 8. 10, 9, 8. Teşekkürler Metin Çok sağ ol. abicim. Aynen. Aynen dedi Gülben 19, 8 Ergen. Miktat 19, için. 8 Miktat'a Çok sağ ol. Gülben Ergen'den geldi. Armağancım. Bir dakika ya. Miktat'la mı başlıyoruz? Miktat ilk yarışmacımızdı. Peki. Sahne notu vermediniz mi Metin abi? İkisinin ortalamasını alıyoruz Armağancım. Çünkü zaten 3 tane ayrı aldığımız için sizlerden de ikisinin ortalamasını. Yani birinci şarkı için her ikisinin ortalamasını düşünüp sahne ve yorum olarak bir puan rica edeceğiz. O total vereyim o zaman. Oluyor mu? Olur. Yani sahne için bir şey vereyim. Şey için bir şey vereyim. Teknik için. Teknik için. İkisinin ortalamasını söylesen Armağancığım. Çünkü çok karışabilir yukarısı. Peki. Miktat'ın Türk Sanat Müziği şarkısı için 8, Türk Halk Müziği için 8, 8, sekiz. Fantezi için 9, sahnesi için 7 veriyorum. 8, 8, Teşekkür ederim. 9. Onu artık 8, 8, 9 diye yazalım değil mi Armağancığım? Peki. Metin, biz şimdi Bülent Hanım'dan alacağız Miktat'ın puanlarını. Ben çocuğu beğeniyorum. Temiz basıyor. Efendim, Alaturka okuyuşunda da yani o kelimelerde falan hiç okumamış. Ve okumadığı için efendim o ufak tefek bir şeyler vardır muhakkak ki ama üstünde durulursa, çocukla ilgilenilirse bence emekler geri gelmez, zayi olmaz. Verileni alabilecek efsafta bir çocuk. Ben birincini okumuştu. Olmaz ilaç. Olmaz ilaç mı? Avuçlarımda okudum, pardon. Avuçlarımda hala sıcaklığın var. Avuçlarımda hala. Evet, sonra ne okudu? Sev yeter, Neredesin değil mi? sen? Ha, neredesin Neredesin sen sen? hocam? Neredesin Nereden sen? sevdim o zalim kadını mı? Neredesin sen hocam? Neredesin sen? Evet Ne bu hocam. neredesin sen? Türk Halk Müziği. Anne canım. Tamam anladım. Evet. Ondan sonra sev yeter. Peki. Ben Alaturka için 8 veriyorum. 8. Ötekilere de 9-9 veriyorum. 8-9-9 Çok sağ geldi olun. Bülent Sağ olun. Ersoy'dan. Teşekkürler Bülent Hanım. Arkasından Ramazan gelmişti. Ramazan'ın hemen puanlarını alalım. Ramazan kardeşim için akşam oldu hüzünlendim ben yine 8. 8. Hani 9. 9. Sensiz olmuyor 9. 8-9-9 gayet güzel puanlar. Teşekkürler Metin abicim. Gülben Hanım. Ben 9-9-9. 9-9-9 teşekkürler. Armağancım. Şaka gibi olacak ama ortalaması 7. Efendim? Hepsi 7. 7-7-7 Ramazan'a. Peki Armağancım. Ve Bülent Hanım.
Alaturka'ya 8 veriyorum. 8. Efendim diğerlerine de 9-9 veriyorum. 8-9-9. Teşekkür ediyoruz Bülent Hanım. Hemen arkasından Dilara gelmişti. Metin abicim Dilara'nın şarkıları Sabahın için. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar 9. 9. Gönül 9. 9. Gönül 9. Tuti Mucize Güyem 10. 10. 10 geldi. 10-9-9. Çok güzel puanlar. Teşekkürler Metin abicim. Gülben Hanım. 9-9-8. 9-9-8. 10-9-8. 19-8 Armağan Çağlayan'dan Bülent Hanım. Tuti Mucize bir kere 10. 10 geldi Bülent Ersoy'dan. Katıksız bir icra. Sizden efendim, duymak ne güzel. Tertemiz evet. Bir icra. Sonra o Ferahnak okudu. Türkü değil mi? Evet. Evet onu da o da tertemiz okundu. O da 10. Sonra Orhan Gencebay da işte artık... Allah kabul etsin, 9. Ben çok sevdiğim için 9. Çok sevdiğim için kanaatimi kullanıyorum ve 9 veriyorum diyor. 10-19, çok güzel puanlar. Evet Dilara ve son olarak da Murat'ı dinlemiştik. Zaten Gülben Hanım 10-10-10 demişti. Şimdi Sayın Erkır. Buyurun Bülent Hanım. O kürdan çocuk var ya bu. Murat. Murat o. Evet. Onun okuyuşunu duydunuz. Hepiniz duydunuz. O çocuk, şimdiden söylüyorum, 10-10-10. 10-10-10 da Bülent Ersoy'dan geldi. Hem Gülben Ergen hem Bülent Ersoy 10-10-10 dedi. Bu kadar okunur. Bu kadar okunur. Ne bu güzel. Kadar okunur. Ne güzel. Harika. Ve son gece... Heyecan çok büyük. Ne olacak, ne bitecek? Madde olarak değil, manevi değerler olarak. Buradan efendim başı dik mi çıkacak, omuzları dik mi yoksa efendim ne tarz, ne olacak, ne biteceğin büyük heyecanı var dördünde de. Ama kesinlikle. Her şeye rağmen bir sahne yaptı, bir okudu. Teslim. Bu kadar olur. Sağ olun. Ne diyorsunuz? O zaman Armağan'ın da puanlarını duyalım. Bir tek Türk Sanat Müziği'ne 9 vereceğim. Geri kalan ikisi 10. 9, 10, 10. Çok güzel puanlar Metin abicim. Benden de bu kadar 10 olur. Teşekkür ederim. 10, 10, 10. Gecenin en yüksek puanları. Sevgili izleyiciler artık puanlar şu anda bilgisayara giriliyor. Sizlerden sadece 2-3 dakika daha rica ediyoruz tüm hesaplamaların yapılabilmesi için. Sizler de artık oylarınızı gönderdiniz. Ben, buyurun Gülben Hanım. Bir şey merak ediyorum. Buyurun. Şimdiki bizim verdiğimiz puanların ortalamasına baktığımız zaman birincimiz Murat. Jüri'nin evet. Bu geceki birincisi evet, Murat. Evet. Şimdi SMS'lerle birlikte birleşecek. Karar %20 de SMS'lerin etkisi olacak. İkisinin ortalaması alınacak ve gecenin sonucu 50.000 liranın sahibi ama daha önemlisi Popstar Alaturka'nın birincisi Sayın Osman belli olacak. Tanerkan. Buyurun Bülent Hanım. Mesaj geldi. Ne diyorlar? Bana diyor ki Sayın Osman Tanerkır beyefendi bilse ki yalnız Osman Tanerkır'ı ve de muhterem izleyicilerini değil benim ricamı da kırmadın, okudun diyor bir arkadaşım Gül. Öyle mi? Evet. Ne onun güzel. İçin evet Gül, senin için de okudum. Çok güzel. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Selam söylüyorlar sana. Bülent size Hanım, söylüyor sizin... musunuz Gül'e? Gül sana selam söylüyorlar kız. Bülent Hanım. Ha canım aşkım. Sizin fevkaladenin fevkinde biliyorsunuz dillere pelesenk oldu. Evet. Damgayı vurdu yıllardan beri herkesin ağzında. Evet. Ve sonunda bizim eski yarışmacımız İhsan onu yeni albümünde bir şarkı haline getirdi. Öyle mi? Evet. Fevkalade'nin fevkinde diyecek İhsan bir kez daha ve ondan sonra artık hadi sonuçları bakalım. Açıklıyoruz. Arkadaşlar sizleri de şöyle alalım. Alkışlarınız İhsan için.
Ağzına sağlık İhsan'cığım. TRT'den sen artık bir TRT sanatçısı oldun. TRT'den de bize yine jüri üyelerimize çok güzel evet. eserler, bantlar gelmiş, CD'ler. Aldık. Bülent Hanım beğendiniz mi? Çok beğendim. Güzel olmuş. Bu şarkının mimarı Selçuk Tekay'dır efendim. Selçuk Tekay dedi ki, bu albümün yönetmeni bensem, sevgili Coşkun Kıvılcım'ın bestesi. Bu albümün yönetmeni bensem, ben bu şarkıyı istiyorum dedi, aldım dedi. Oh. Tartışmaya kapattı olayı. Umarım niye tartışma mı çıkmıştı? Efendim? Tartışma mı çıkmıştı? Yok, çıkmadı ama kendisi o konuşmaya... Ben bunu okumam dedi, bu bana yakışmıyor, benim kariyerime ya yakışmaz şimdi... Aa. Hani alaturkacı bir adam olarak böyle biraz dedim hani ne bileyim hocam kesinlikle aldım dedi. Peki hocam. Ama kasetinizde sadece alaturka yok. Tabii her şey. Her şey karışık değil mi efendim? Evet Ziya Taşkent'ten de koydum. Var. Evet hocamdan var, Selam evet, Şahin'den var. Evet var yani. Türlü türlü bestecilerden, evet. Söz yazarlarından mix yardım alarak. Evet mix yapmışsınız. Çok güzel bir... Albüm hazırladık hayırlara sizler için. Hayırlara vesile olsun. Bayramdan inşallah. Sonra çıkacak inşallah. Beğendiniz. Çok beğendim. Mutlu oldum. Beğendim. İyi, çok mutlu oldum. Söylüyordum sürekli sürprizler. Hayırlı uğurlu olsun İhsan'cığım. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun inşallah. Çok sağ olun. İhsan'cığım çok çok teşekkür ediyoruz. Son bir şey söylemek tamam. istiyorum. Beni bağrına basan diyeyim. TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizler sayesinde tanıdılar. Kurumuma buradan... ve genel müdürüme çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada albüm için... Sizin genel müdürünüz çok açık fikirli bir bey. Evet, çok. Gerçekten öyle. Hakikaten öyle. Bizim hep arkamızda. Benim de kendilerine saygılarımı iletiniz. Ben de TRT'ye gittiğim vakit bütün ekipmanı ile beraber herkes son derece fevkaladenin fevkinde ağırladılar. Evet. Ve beni mutlu ettiler. Müteşekkir olmuştum. Kendilerine daim olan derin saygılarımı lütfen iletirseniz hissiyatıma tercüman olup. Başla. Çünkü hakikaten saygıya layık, çok açık fikirli, çok aydınlık fikirli bir beyefendi. Yeniliğe açık bir beyefendi. Evet. Efendim kendisine de bir sözüm vardı. Klasik ama... böyle Hacı Arif Bey, Şevki Bey falan değil. Osmanlı'dan. Yani ta 13. asır Abdülkadir Meragi'den başlamak üzere kârlar birinci beste, ikinci beste, ağır semai, yürük semai formundaki eserleri okuyacağım dedim. Söz vermiştim. Sözüm bakidir. Kendilerine lütfen iletiniz. Başsın saygı efendim. Ve sevgilerimle birlikte. Sağ olun. Teşekkürler İhsan'cığım. Ben de size Osman Tan Bey, sizler biliyorum zamanımız çok kısıtlı. Çok kısıtlı artık. Ama bunu söylemek zorundayım. Peki. Bu yola sizlerle başladım. Gerçekten sizlerle yürüdüm. Ve bu başarıya şu anda olduğum yere sizler sayesinde geldim. Hocam ellerinize sağlık. Selçuk Tekay hocam. Üstadım, yönetmenim, her şeyim. Birbirinden değerli üstadlarımız. Osman Tan Bey... Önce siz, sonra jüri üyeleri, Orhan Gencebay'a çok teşekkür etmek istiyorum. Şu anda burada yok ama o da çok destekledi beni ve hala destekliyor. Ben zamanınızı almayayım efendim, ben kaçıyorum. Estağfurullah. Çok sağ ol İhsan'cığım. Görüşmek üzere. Alkışlarla uğurluyoruz İhsan'ı. Sağ ol İhsan'cığım. Başarılar diliyoruz, hayırlı olsun albümünde. Evet değerli izleyiciler, artık gerçekten sonuçları açıklamak üzere dakikalar kaldı. Ben şu anda sonuçları tek bilen... Bir tek kişi var. O da Beşiktaş 25. Noterliği Başkatibi Sayın Nihat Beyan. Alkışlarınızla final sonuçlarını almak üzere Nihat Beyan'ı davet ediyorum. Merhaba. Özleyeceğim sizi Nihat Bey. Vallahi biz de sizi vallahi özleyeceğim. Her cuma bu saatte tam burada buluşuyoruz sizle. Bugün biraz daha geç oldu. Evet, evet. Biraz beklettik sizi. Evet. Nihat Beyan'a da bu güler yüzü için böyle dürüstçe, en güzel şekilde işini yapıyor. Bir alkış rica ediyorum sizlerden. Teşekkür ederim. Şarkıyı duydunuz mu Osman Bey? Giderken de güle güle çalacaklar. Teşekkür ederim.
ile sana yolun açık olsun diye uğurladı orkestramız Sayın Nihat Bey Hanım. Şimdi artık sonuçları açıklamak üzereyiz. Ama Ayşe Ege Soy'u da alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hep beraber artık tüm aile olarak sahnede olalım. Ayşe Hanım'ı da alalım, sonuçları açıklayalım. Az sonra 50 bin lira sahibini buluyor. Ayşe Ege Soy da geldi. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Artık sonuçları açıklama evet, zamanı evet, geldi değil evet, mi? Evet, tam zamanı. Peki. Armağancığım tahmin var mı? Daha hiç yüzde görmeden. Zor soru. Değil mi? Zor. Ya şimdi içim Miktat Birinci olsun istiyor. Niye olduğunu da söyleyeyim. Hı. Şimdi çocuk bu kadar haftadır iyi getirdi. Bu hafta bir tane insan ondan iyi söyledi diye yani içim el vermiyor. O olsun istiyorum. Peki Armağan'cığım. Ama Miktat, bir de... Miktat yine kötü okumadı ki zaten. Hayır ama şimdi Murat ondan bu hafta daha iyiydi. Yani zaten performanslar, canlı performanslar günü tutmaz yani. Tutmaz. Ama bir yandan da içimin bir tarafı Dilara kazansın istiyor. Çünkü en azından parayı eğitimine harcar diye. Haklısın Dilara Armağan'cığım. Çok küçük. Çok küçük, efendim o belki biraz hani ne bileyim ben şey yapamıyorum, haksızlık ediyor olabilirim, Allah beni affetsin. Hep ona böyle şey yapmaya çalışıyorum, çok küçük olduğu için. Efendim benim çocuğum yok, sanki çocuğum gibi görüyorum onu. Öyle ama tabii bu işlerde... neyse doğrusu onu savunmak lazım. O sıskanın adı neydi? Murat çok güzel okudu bu gece. Miktat çok güzel okudu. Oğlan da Ramazan'da güzel okudu. Benimki de klasikleri ama nasıl okudu? İyi ki doğurmuşum vallahi ve billahi. Çok güzel. Zaten hepsi bir yürük semai için. Bu kadar güzel okunur yani. Bir yürük semai. Hepsi birincilik için bu gece yarıştı. Hak evet, ettikleri evet. için. Zaten biliyorsunuz zaten halinizle de konuşuyorduk. Yani bunlar. Evet. Mesaj geldi bana. Biraz daha açıklamazsanız Miktat orada düşüp bayılıverecek. Evet. Ayaklarına bakıyor. Fenalık geldi çocuğa. Ben de Ramazan'ın fıtığını düşünüyorum. Ayakta ne zamandan beri? Miktat sen beni Trabzon'a götüreceksin değil mi? Ne zaman isterseniz hocam. Recep Başkanımız. Osman Tan. Efendim. Sen kıymetimi bilemedin beni götürüyorlar. Götürüyor muyuz? Ben artık Trabzon'a yerleşiyorum hayatım. Bir dakika. Benim annem de Rize Çamlıhemşin'le hep beraber gidiyoruz tamam. zaten. Tamam. Hep beraber gidiyoruz. Peki. Şimdi, evet gerçekten dördü de birinciliği hak etmiş. Çok başarılı, neredeyse kare as diyebileceğimiz dört yarışmacımız var şu anda sahnede. Dördüncüyle başlayacağız. Dördüncünün oylarını, ortalamalarını bir görelim bakalım. Yarışmanın dördüncüsü jürinin... Toplam oylarının %25.3'ünü almış, SMS'lerin %13.2'sini alabilmiş ve ortalama %22.9'da yarışmanın dördüncüsü olmuş. Büyük bir başarı, dördüncü büyük bir başarı. 15 kişi başlamışlardı. Demek oluyor ki 11 kişiyi geride bıraktı bu yarışmanın dördüncüsü. Benim sizlerden tüm salondan tek bir ricam var. Kendi desteklediğiniz yarışmacıyı alkışlarcasına alkışlarsanız çok sevineceğim. Bütün yarışmacılarımızı çünkü hepsi çok başarılılar. Evet,
Yarışmanın dördüncüsü, Popstar Alaturka'nın dördüncüsü, %22.9'da hep beraber görüyoruz. İşte dördüncü. Dilara olmuş dördüncü. Evet, çok çok bence çok büyük bir başarı dördüncü olabilmek. Dilara'nın jüri oyları yüksek ama baştan itibaren SMS'leri biraz düşüktü maalesef. %20 bile olsa etkiledi. Dördüncü oldu. Dilara'ya kocaman bir alkış daha yolun başında çünkü. Şimdi Armağan'ın bu halini çok seviyorum. En sert eleştirir ama en çok da o alkışlar Armağan'cığım. Ne kadar güzel bir şey. Bir alkış da Armağan Çağlayan'a lütfen. Evet. Popstar Alaturka'nın üçüncüsü. Yüzdeleri bir görelim bakalım. Jürenin %23'ü. SMS'lerin %28'i bakın birdenbire ne kadar arttı. %13'tü. Dilara'nın SMS ortalaması %28'e bir anda fırladı. Ve ortalama %24.1 ile bu yarışmanın, Popstar Alaturka'nın bu serisinin üçüncüsü oldu. Büyük bir başarı gösterdi. Armağan tahmin var mı? Efendim? Yani şu tabloya bakınca büyük ihtimalle Ramazan gibi duruyor. Ramazan diyor Armağan Çağlayan. Evet, bakalım Ramazan mı, Murat mı yoksa Miktat mı bu yarışmanın üçüncüsü? Çok kuvvetli bir alkış gelsin istiyorum ismini açıklayınca. İsmini açıklayınca. Yarışmanın üçüncüsü, Popstar Alaturka'nın üçüncüsü. %24.1 oyla. Bakalım kimmiş, hep beraber görüyoruz. Ramazan oldu. Ramazan, tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttın. Teşekkür ederim, sağ olun. Bence hem Dilara'nın hem senin yolun çok açık, çok uzun bir yolunuz var. Daha çok gençsiniz. Çok büyük bir başarı gösterdiniz. Tebrik çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Tüm Kahramanmaraş'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, büyük final. Büyük final. Miktat ve Murat, gelin bakalım ortaya. Bir büyük alkış her ikisine birden. İki tane birbirinden efendi, iki tane birbirinden kabiliyetli, iki tane kibar, iki tane yakışıklı. Daha ne anlatabilirim, daha ne söyleyebilirim? O kadar güzel bir örnek oldular ki şu yarışmada. Hiçbir şekilde bir gün bile o çizgilerinden dışarı çıkmadılar. Ben şimdi salonda bakayım, ikisi de M harfiyle başlıyor. Murat, Miktat. M-İ, Miktat. Miktat'ın taraftarları bir alkışlasınlar bakalım. Ah ah ah, Karadeniz, Karadeniz coşkusu işte. Siz de birinci haftadan itibaren o kadar güzel desteklediniz ki size de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Peki, peki Murat'ın taraftarları var mı salonda? Oo. Peki. Osman Tan. Efendim? Ben en çok... Bu gece ben en çok önünde Dilara tişörtüyle Murat için bağıran arkadaşı sevdim. Efendim, duymadım. Şu önünde Dilara tişörtüyle muhtemelen Konya meslek... Yani Çimento Spor ve Müzik Lisesi mi? Ne mi lisesi? Güzel Sanatlar Lisesi'nden gelmiş bir arkadaş var. Dilara yazıyor. Kalkmış
Muğlak, Muğlak. Çok güzel, bravo. Bravo, bravo. Ben baştan beri Dilara'dan sonra Murat'ı destekliyorum diyor. Tabii bu konuya da açıklık getirmiş oldum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi ben Murat'ın taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren harika bir şekilde desteklediniz. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Farklı bir şey yapacağız. Ben ilk olarak Miktat'ın taraftarlarından Murat'ı alkışlamalarını rica ediyorum. Harikasınız. Gerçekten büyük bir centilmenlik örneği. Şimdi Murat'ın taraftarlarından da Miktat'ı alkışlamanızı rica ediyorum. Evet, artık açıklıyoruz. Artık açıklıyoruz. Popstar Alaturka'nın birincisini açıklıyoruz. Birincinin oylarını görebilir miyiz? Birincinin. Evet, birinci ve ikinci. Bakın. %26.9 birinci, %26 ikinci. Evet. Evet, birinciyi açıklıyoruz ama tüm salondan çok büyük bir alkış gelsin istiyorum. .9, 26, %26 ve %26.9 birbirine çok çok yakın. İşte Popstar Alaturka'nın birincisi geliyor alkışlarınızda, hep beraber görüyoruz. Popstar Alaturka'nın birincisi 50 binin sahibi oluyor. Evet, geliyor birinci. Türk lirası Metin Akpınar'ın elinden senin oluyor. Bir büyük alkış lütfen Murat'a. Murat'cığım, ne söyleyeceksin? Bize bir de şarkı söyle. Tabii önce gerçekten ben Miktat'ı da Ramazan'ı da Dilara'yı da birinci olarak görüyorum. Yemin ederim maddiyat benim için hiç önemli değildi. Burada bu mertebeye erişebilmek de en büyük hayalim. Değerli jürime, sizlere, STR ekibine, bana destek gönül veren tüm Gaziantep'li hemşehrilerime, Türkiye'nin dört bir yanına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Bulgaristan'a, Avrupa'ya hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Murat, bir şarkı söyleyeceksin herhalde. Antep'in hamamları. Doğ yapalım hocam. Gülben Hanım, vermek ister misiniz? Siz vermek ister. Benimle bu duyguyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Değerli hemşehrilerim, değerli dostlarım, Arman arkadaşlarım. Arman'cığım, sen de verirsin belki. We'll be right back.
Müzik.